söz konusu yayın organının e, FETÖ terör örgütünün çeşitli algı operasyonları için yararlandığı bir gazete olduğuna dair kamuoyunda güçlü bir kanaat da var. Cumhuriyet gazetesinin o haberi resmi olarak yalanlandı. E, bu söz konusu yayın organı sürekli bizim hakkımızda e, itibarsızlaştırmaya yönelik e, yalan haber yapmaya yönelik faaliyetlerde bulunmakta. E, nitekim bugüne kadar biz bu yayın organı hakkında 7 tane haberiyle ilgili olarak mahkeme ka zoruyla tekzip yayınlattık. Cumhuriyet gazetesi paralel devlet yapılanması araştırması kapsamında Sakarya valisi Hüseyin Avni Coşun'da aralarında bulunduğu 5 valinin pasaportunun iptal edildiğini yazdı. Ancak bu haberle ilgili çok geçmeden İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bugün bir gazetede yer alan varilerin pasaportlarına tahtit konulduğuna ilişkin haberlerle ilgili olarak devlet denetleme kurulundan adı geçen variliklerimizle ilgili bakanlığımıza intikal eden bir soruşturma mevcut olmayıp pasaportların tahtidi söz konusu değildir. Bu açıklamanın ardından Sakarya varisi Hüseyin Avni Coş da A Haber'e konuştu. Yalan haberlere algı operasyonlarına taviz vermeyen kararlı yaklaşımlarımız nedeniyle bir kim ve intikam duygusu içerisinde hareket edildiğini, tahmin ediyorum. Vali Coş, fetö mücadele eden bir kısım çevrenin rahatsız olduğuna dikkat çekti. E, bütün FETÖ kadrolarına karşı, FETÖ'nün e, demokrasinin, hukukun e, tanıdığı imkanları istismar ederek yapmaya çalıştığı birçok eylemede izin vermedik. Bundan dolayı FETÖ terör örgütünün de bizimle ilgili olarak e, bir e, husumeti vardır ve e, sadece FETÖ terör örgütüne değil, bütün terör örgütlerine karşı Tav tavizsiz bir duruş sergiliyoruz. Vali Coş 15 Temmuz gecesi yaşananları da anlattı. Valiliğimizi işgal eden darbecilerin komutanı olan e, şahsın e, burada e, e, bize yönelik olarak o miktırlarını durduran, e, durdurma operasyonuna engel olan vali nerede? Biz de e, onun hesabını sormaya geldik. O vali nerede? Vuracağım onu falan şeklinde sözlerle Bizim gıyabımızda husumetini, kim ve intikam duygularını örgütün bize bakış açısına ortaya koymuştur.